İlker aradı. Akşama sürpriz parti varmış. Ne güzel doğurduk güneşi be ortak. He? Özlemişim. Hep böyle gün doğumunu izleyebileceğimiz hangi işi yapabiliriz ortak? Gece bekçileri falan izliyordur değil mi her sabah? Sen duydun mu dediğimi? Partilik halimiz mi kaldı be? Ne partisiymiş bu? Ne bileyim, söylemedi. Ya Öykü falan da orada da şimdi hiç gereği yok. Ona bakarız da... önce... şu işi halledelim mi ortak? Mimar Mete Uyar. Mimar Ayaz Dinçer. Hazır mısın? Hazırım. Daha önce şu üstümüzü başımızı değiştirelim diyorum. Hı. Gelin çocuklar, gelin. Atilla Bey, ben dünkü sunuma çok iyi hazırlandım. Yalnız Mete Bey böyle heyecan yapınca ben de bir yerde işte ipin ucunu kaçırdım. Bildiklerimi de unuttum. Atilla Bey, çok affedersiniz ama ben hayatımda böyle bir satış görmedim. Ya kendisi bir takım yabancı uyruklu hanımlarla sabahlara kadar barlarda... ben arıyorum, gel sunum var Ayaz diyorum. O tutturuyor, yok sen gel. Bir dakika. Sonuçta geldin mi, gelmedin mi? Tamam, gelmiş olabilirim ama yani şimdi burada söylenecek laf mı bu Ayaz? Figürler yapıyor dans pistinde. Görseniz yıkılırsınız. İnanamıyorum şu söylediklerine Ayaz. Kız çok ayıp. Kız senin kucağına oturdu. Ne yaptın? Söyle ne yaptın? Kıskandın mı? Ben kıskandın mı? Ya bırak Ayaz. Bak, hala konuşuyorsun. Ayaz yani ayıp ediyorsun. Kovuldunuz. Bak, hepimiz kovulduk. Çocuklar battık. Bu son ihaleden çok zarar ettik. Durumu toparlayamadık. Şirketi satmak zorundayım. Siz benim en gözde elemanlarımsınız. O yüzden ilk sizin haberiniz olsun istedim. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Evet, Atilla Bey, illa bir şey olması lazım. Boşuna yıpratmayın kendinizi çocuklar. Ben de zaten fazlasıyla yıprandım ve yoruldum. Eşimi ve çocuklarımı alıp yurt dışına çıkacağım. Malum, emeklilik. Sizler beni hiç düşünmeyin. Zaman sizin zamanınız çocuklar. Yasemin ya. O kız sana bakmaz abicim. Bana. Bakmaz. Bakar ya da bakmaz. Önemli değil. Bak şimdi beni çok iyi dinle Ayaz Dinçer. Ne yapıyoruz biliyor musun? Mimarlık ofisini satın alıyoruz. Ne? Oğlum sen kafayı yedin herhalde. Yo, niye olmasın ki? İlk göz ağrımız, çalıştığımız yer, müşterileri, çalışanları avucumuzun içi gibi biliyoruz. Yani biz yapmayacağız da kim yapacak? Ha? Atilla abi ne dedi? Zaman sizin zamanınız. Parayı ne yapacağız? Yani o kadar parayı nereden bulacağız? Biraz birikimlerimiz var. Gerisini benim babamın yatırımlarından, birazını da annenin tasarımlarından halledeceğiz. Ama bir de hafta sonları çıkmazsan iyi olur ya. Bir dakika. Benim bir hafta sonum var, onu da yedirtmem. Ama bak şunu dinle Ayaz. Genç patronlar Mete Uyar ve Ayaz Dinçer. Nasıl? Hiç fena değilmiş lan. Ayaz Dinçer, benimle ortak olur musun? Evet. Oğlum yapma şöyle şeyler. Halk plajından mı geliyorsun Ayaz? Oğlum
Patron ben değil miyim? Bundan sonra takım elbise falan yok. Ha, görürüm ben seni 1-2 yıla. Gelmedi mi? Kim? Ha, Yasemin mi? Yok, gelmedi canım. Anladım. Neyse, başla. Arkadaşlar, merhaba. Atilla Bey'in durumunu hepiniz biliyorsunuz. Şirketimiz maalesef yeni bir oluşum ve yapılanma sürecine girdi. Bu durum hepiniz için bazı sıkıntılar yaratacak. Ancak... Uzun lafın kısası, şirketin yeni sahipleri biziz arkadaşlar. Atilla Bey'in durumu var mı acaba? Evet, bu iki genç, aynı zamanda da yakışıklı adam nasıl patron olacak diyorsunuz. Biz daha çok genciz, biz de bunun farkındayız, evet. Yalnız sizden tek bir ricamız var. Dış görünüşe aldanmayın. Biz bugüne kadar Mete ile kafamıza koyduğumuz her işin altından kalktık. Bize güvenin. İşimize her anlamda sahip çıkacağız. Evet, Ayaz Bey'in de dediği gibi bize güvenin. Çünkü biz size güveniyoruz. O zaman ilk günümüz hayırlı olsun. Haydi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. 5 yıl evvel biz Ayaz'la ortak bir hayal kurduk. Sizler de bu hayalin bir parçası oldunuz. Atilla Bey'in açtığı yolda hep beraber ilerledik. Bir sürü başarılara imza attık. Bir aile olduk neredeyse. Yani 5 yıldır aynı ekibin çalıştığı başka bir iş yeri yoktur herhalde. Aramızda evlenenler, çocuk sahibi olanlar oldu. Belki kan bağımız yok ama burası bir aile şirketi. Aslında şirketiydi. Evet arkadaşlar, maalesef bu sadece bir kutlama pastası değil. Aynı zamanda bir teşekkür ve belki de bir veda pastası. Stadyum projesi bizi en tepeye çıkarabilecek bir projeydi. Ancak bazı sebeplerden dolayı tam tersi oldu. Bizi dibe çekti. Şimdi önümüzde hukuki bir süreç var. Arkadaşlar, bir süre işleri durdurma kararı aldık. Bu süre içinde iş aramanızda bir sakınca görmüyoruz. Sizler için her türlü referansı vereceğimizden şüpheniz olmasın. Hatta bu ay maaşlarınız da yatacak. Tabii olumsuz bir sonuçta tazminatlarınızı da. Arkadaşlar, önümüzde çok kritik bir viraj var. Ya bu virajı alır, daha da hızlanırız ya da... Açıkçası biz yolun sonunu biraz karanlık görüyoruz. Tabii iş hayatında neyin ne olacağı belli olmaz ama yine de bugüne kadar bizler için yaptıklarınız ve emekleriniz için sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet, 5. yılımız kutlu olsun. Hep birlikte arkadaşlar. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, gel şaşırt bugün beni.